Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basamak kavramlarının ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz hemen sağ üstteki kartlardan ilk videomuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 1000 abonede gelmiş durumdayız. Şu an 990 gibi bir abone sayımız var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklediğiniz için, bizi izlediğiniz için. Şimdi basamak kavramının ikinci videosundaki sorularımıza başlayalım. Şimdi bu soruda demiş ki ABC 2, 4 basamaklı. 2 ABC'de 4 basamaklı yine. Sayısının 2 katından 250 fazla olduğuna göre. Şimdi ABC 2 sayısı bu 2 ABC sayısının 2 katından 250 fazlaymış. Şimdi o zaman ben bunu nasıl yazarım? ABC 2 sayısı bu 2 ABC sayısının 2 katından 250 fazlaymış. Gördünüz mü? Bakın denklemi böyle yazdık. Olduğuna göre diyor A artı B artı C'yi soruyor. Şimdi bunu açalım biz. Nasıl açarız arkadaşlar? 1000 A, doğru mu? 1000 A artı 100 B artı 10 C artı 2 eşittir. Burayı içeri dağıtırsak burası 2 ABC nedir? 2000 artı 100 A artı 10 B artı C'dir. Doğru mu? Şimdi 2 ile çarpayım ben. 2002 ile çarptım. 4000. 100A'yı 2 ile çarptım. 200A. 20B ve 2C artı 250. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi tabi biraz uzun oldu. Onu artık siz değerlendirirsiniz. Ona göre dikkat edin çözerken. Çözümler uzun oluyor. İşlem hatası yapmamaya dikkat edin. Şimdi ben buradakilerin hepsini buraya atayım. A, B ve C'yi. Tamam mı? Ay ben buraya attığımda ne çıkıyor? 800A. 800A. Artı 20B'yi buraya attığım zaman ne çıkıyor? 80B. Artı 2C'yi buraya attığımda 8C. Görüyor musunuz? Hepsi böyle eşit. Birbiriyle. Şimdi burada ne var? 4250 var. 4250'den 2 çıktığı zaman 2'yi karşıya attığında eksi olarak geçecek. 4248 olacak. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar diyor ki A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi ben burada A'ya verebileceğim en yüksek değer nedir? Burayı tabii ki 4000'e yaklaştırmam gerekiyor. 4000'e yaklaştırmam için A'ya ne vermem lazım? 5. Doğru mu? 5 kere 8. 4. Yani 40 yapar. 4000 yapar. Sonra benim elimde 4000 var. Şu an geriye ne kaldı benim? Bakın burası gitti. 248 kaldı. 248'i elde etmem için bakın ben B'ye ne veririm? B'ye 3 versem 3 kere 8 24. 248'in 240'ını da elde ettim. Doğru mu? 3 kere 8 24 yaparak. Yani 3 kere 80 240 yaptım. Geriye ne kaldı sadece? Bunlar da 24 de gitti. Şimdi ne kaldı geriye? Sadece 8 kaldı. 8'i de nasıl elde ederim? C'ye 1 vererek. Doğru mu? 8 çarpı 1 8'dir. Bakın. A'ya 5, B'ye 3, C'ye 1 verdiğim zaman ben neyi elde ettim? 4248 elde ettim. Tamam arkadaşlar anlaşıldı mı? Bizden A artı B artı C'yi istiyordu. 5 artı 3 artı 1'den cevap ne çıkar? 9 çıkar. Yani Denizli'dir. Tamam mı? Bakın bu çok önemli. Bu açılımlar, bu çözümlemeler çok önemli. İşlem hatası yaptığınız an gitti bitti. Soru bitti. Eksi bir net. İşlem hatasına çok dikkat edeceksiniz. Şimdi bir diğer sorumuza geldik. Şimdi bu sorumuz şöyle. Bunlar da burada içler dışlar çarpımı yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi AB artı BA demiş. 10A artı B. Doğru mu? Burada ne var? 10B artı A. Bölü 11A. Değil mi? 10A burada var. 1A burada var. 11A oldu. Yukarıları toplayayım ben. Yukarılar neydi? 10A da 11A artı 11B. Bölü 11A. Neymiş? 7 bölü 3'e eşitmiş. Şuna şöyle oku çekeyim. Bunları ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 ile bunu çarpıyorum. Ne var? 33A artı 33B eşittir 77A. Şimdi ben bu 33'ü buraya atıyorum. Karşı tarafa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 77'den 33 çıkınca ne çıkıyor? 44 çıkıyor. 33B burada kaldı. 77'den 33 çıkarttım. 44A. Doğru mu? Şimdi ben bunları 11 ile sadeleştirsem. 11 ile sadeleştim. 3 kaldı. 11 ile sadeleştirdim. 4 kaldı. 3B eşittir 4A oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi A çarpı B en çok kaç olabilir diyor. Şimdi burada ben tabii ki de A ve B nedir? Benim için birer rakamdır. Doğru mu? 0'dan 9'a kadar olan rakamlardır. Daha doğrusu 0 olamaz. A da B de 0 olamaz. Çünkü iki basamaklı sayılar. A burada 0 olamaz. B de burada 0 olamaz. Yani başına 0 gelemez. Doğrudur.
Şimdi 3b eşittir 4a. Ne verebilirim ben? Şimdi ben buraya 8 versem, b'ye 8 dersem, 3 kere 8 24. En fazla 9 verebilirim. 9'u verirsem 3 kere 9 27. 27 4 ile çarpılmıyor. Pardon, 4'e bölünmüyor. 3 kere 8 24. Burasını da 24 yapabilmem için ne var? 6 vermem lazım, doğru mu? O zaman a'ya ben 6 dedim, b'ye de 8 dedim. Bunların çarpımı ne olacak? 6 kere 8 48 oldu, doğru mu? Yani cevap ne çıktı? Ceyhan çıktı. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın, bunlar da dediğim gibi, hani bakın, çok dikkat etmeniz lazım. Ben bile dikkat ediyorum. Hani işlem hatası yapmamak için. Yoksa işlem hatası yaparsanız yanarsınız. Şimdi burada demiş ki ABC, CBA ve XY 4 3 basamaklı sayılardır diyor. ABC'den CBA'yı çıkarmış, XY 4 bulmuş. Bize de X artı Y toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, burada hiçbir şey yok. Nasıl bulacağız hocam? Cevabını nasıl bulacağız X ile Y'yi? Şimdi ben bunu çıkar, hiç ortada bir değer yok. Bir sayısal değer yok. Ama cevap çıkıyor, nasıl çıkıyor izleyin. Şimdi ben bunu açıyorum. Bakın şöyle. İlk başta direkt görmeniz gereken şey nedir? Şu B'lerin birbirini götürdüğü. İkisi de 10B, doğru mu? İkisi de 10B. Arada da eksi var. Bunlar birbirini götürür zaten. Hiç işleme katmayın. Burada ne var? 100A var. Burada ne var? 1A var. 100'den 1 çıktı. 99A. Doğru mu? Burada 1C var. Burada 100C var. 1'den 100 çıktı. Eksi 99. Eksi 99C. Tamam mı? Eşittir x, y, 4. Burayı 99 parantezine alsam ben, nedir? A eksi c eşittir x, y, 4. Hocam nasıl bulacağız? A eksi c'yi bilmiyoruz. X, y'yi nasıl bulacağız? Dediğinizi duyuyor gibiyim. Doğru mu? Şimdi x, y, 4 3 basamaklı değil mi? Güzel arkadaşım. Şimdi x, y, 4 3 basamaklı. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey, A, c'yi ben A eksi c'yi hiç işin içine almıyorum. Niye? 99'un katı olarak davranmam gerekiyor. Yani şu x, y, 4 dediğim şey 99'un bir katı. Şimdi 99'un hangi katında sonu 4 bas şey son basamağı 4 oluyor. Yani birler basamağı 4 oluyor. Bunu bulmam gerekiyor. 99'un hangi katında sonu 4 olur? 3 basamaklı bir sayının. 99 çarpı 1 desem 99 olur. Olmaz zaten. 2 ile çarpsam ben bunu, sonu 8 olur. 3 ile çarpsam sonu 7 olur. Bunu 4 ile çarpsam sonu 6 olur. Değil mi? 4 kere 9 36'nın 6'sı. Öyle gidiyorum. 5 ile çarpsam 5 kere 9 45, sonu 5 olur. Heh, geldik 6. 6 ile çarparsam burası ne olur? 6 kere 9 54. Bakın 54. 4 sonu 4. Doğru mu? O zaman nedir? Sayımız 99 çarpı 6'dır. 6 kere 9 54 dedim. Elde var 5. 6 kere 9 54. 5 daha 59. O zaman x, y, 4 dediğimiz sayı nedir? X, Y, 4 dediğimiz sayı 594 değil midir? Şurası. O zaman X ve Y nedir? X 5'tir. Y de nedir? 9'dur. Bize neyi soruyor? X artı Y. Bu ikisini toplarsam cevap ne çıkar? 14 çıkar. Anlaşıldı mı? Bakın çok, gerçekten çok güzel bir soru. Çok muazzam bir soru. Tam böyle şimdi basamak kavramları vesaire falan, çözümlemeler falan, tam böyle kafanıza oturtacak bir soru. Eğer bu tarz sorular yaparsanız siz bu işi kapmışsınızdır. Yeni nesil soruları da rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Gerçekten çok kaliteli bir soru. Burada A eksi C'yi bilmiyoruz. A ile B, A, B, C hiçbirini bilmiyoruz daha doğrusu. Ama oradan gidiyorum. Ben ne yapıyorum? 99'un katı olduğundan sonu 4'e gidiyorum. Ve cevabı çıkarıyorum. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Bunu yıldızlayın arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. X ve Y sıfırdan farklı rakamlar. 4x ve 4y'de 2 basamaklı sayılar. Şimdi a ve b de vermiş bize. A ne demiş? 4x çarpı y. 4x dedi burada 2 basamaklı bir sayı. B'de de 4y çarpı x demiş. Olduğuna göre diyor a eksi b hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar bunları açalım. Burası nedir? 4x dediğimiz şey 40 artı x değil mi? 40 artı x çarpı y. Burası a. Sonra bir de bize b vermiş. Doğru mu? B'de nedir? 40 artı y çarpı x vermiş. Tamam mı? Şimdi ben bunu içeri dağıtıyorum y'yi. 40y artı xy. Bunu da içeri dağıtıyorum. 40x artı xy. Şimdi bize ne demiş? A eksi b, doğru mu? Benim bunları çıkartmam lazım birbirinden. Bunları çıkarttığım zaman 40y eksi 40x. Xy'den xy'yi çıkartırsam ne olur bunlar? Birbirlerini götürür. Doğru mu? Bakın x çarpı y'den kurtulduk. Elimize ne geldi bizim? 40y eksi 40x. Şimdi ben bunu 40 parantezine alsam
y eksi x gelmeyecek. Bakın az önceki soru gibi y eksi x'i biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama bize neyi soruyor zaten? A eksi b hangisi olamaz diye soruyor. Yani şıklardan gitmemizi istiyor. Hangisi bize ne istiyor? 40'ın katı değildir. Şimdi biz 40'ın katını bulduk. Az önceki soruda neydi? 99'un katını yapmıştık. Burada ise 40'ın katıydı. Şimdi 40'ın katı 320 olur mu? Olur. 8 ile çarparsam olur. 240 olur mu? Evet. 6 kere 4, 24. Doğru mu? Doğru. 4 kere 4, 16. Bu da olur. Y eksi x 0 olabilir. İkisi de mesela ikisi de 2'dir. 2 eksi 2 0'dır. Doğru mu? 40 ile 0 çarparsam 0 yapar. Bu da olur. Hangisi olamaz ama? 300 olamaz. Çünkü 340'ın bir katı değil arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bakın az önceki o 99'lu soru gibi bir soru. Bu tarz sorular çok önemli. Lütfen dikkat edin. Anlaşılıyor değil mi? Lütfen sizden ricam bu tarz sorulara dikkat etmeniz. Hani bunlar temelidir işin ve çok önemli. Şimdi rakam değerleri toplamı 12 olan rakam değerleri toplamı 12. O zaman ben hemen bunu okuduğum gibi bir x y sayısında ben x artı y'ye 12 şöyle köşeme yazayım. Kalsın. Ne olur ne olmaz. Tamam, aklınızda bulunsun. Bak sürekli diyorum size, bak bütün konular için söylüyorum. Matematik, geometri. Bir bilgi veriliyorsa mutlaka yazın. Yazmazsanız unutursunuz. Kaçar, soru da gider. Eksi bir netle yersiniz kafanıza. Tamam mı? Yani hani bu seneden bir örnek vereyim size. Benim bir öğrencim çok istiyordu bölümle alakalı. Mimarlık kazanmak istiyordu. Bir net. Bir net ile kaçırdı. Yani bir soru daha yapsa kazanacaktı. Bir soru daha yapamadığı için kaçırdı. Bakın. Bu öğrencim bir soru yapamadığı için kaçırdı. Tercihlerde hiçbir yeri tutturamadı. Ve hani çok üzgün. Hani keşke bir soru daha fazla yapsaydım diyor. Çok dikkatli olun. Yani bir soru bütün hayatınızı kurtarabilir sizin. Anlaşıldı mı? Şimdi geldik. Devamına. İki basamaklı bir sayının. Tamam. Rakamların yerleri değiştirirse. Yani x, y'de ne yapıyoruz? Y, x yapıyoruz. Doğru mu? Değeri 36 artıyormuş. Şimdi y, x yaptığımda değeri 36 artıyorsa... Yani y x dediğimiz şey daha büyüktür. Doğru mu? Daha büyük. O zaman y x daha büyükse ben x y'ye 36 eklerim. Doğru mu? X y artı 36 eşittir y x derim. Çünkü y x nedir? Bu daha büyüktür. Tamam mı? Bu daha büyük olduğu için artı 36'yı bu tarafa ekliyorum. Şimdi sayının rakam değerleri çarpımı kaç olur diyor. Şimdi bunları açalım. 10 x artı y artı 36 eşittir 10 y artı x. Şimdi bunları bu tarafa atalım. 36 kalsın. Y'yi bu tarafa attım. 9Y artı X'i bu tarafa attım. Pardon, artı dedim. Eksi oluyor. 10X'i karşıya attığımda eksi olarak geçiyor. Eksi 10X. Eksi 9X. Doğru mu? Eşittir 36. 9 parantezini aldım. Y eksi X ne çıktı? 36. Hemen buraya yazıyorum. Buradan zaten Y eksi X'in ne olduğunu görüyoruz. 4 olduğunu görüyoruz değil mi? 9 paranteze. 9 ile 36'yı sadece burada 4 kaldı. Şimdi... Elimde x artı y 12 var. Y eksi x 4 var. Yazalım hemen. Y eksi x 4. Bunu alt alta topladım. X'ler gitti. 2y 16. Y ne geldi? 8 geldi. Y 8 ise yazdım buraya. X ne çıkar? 4 çıkar. Y 8 ise x 4 çıkar. Doğru mu? 8 eksi 4 4'tür. Sayının rakam değerleri çarpımını istiyor bizden. 4 çarpı 8 nedir? 32'dir arkadaşlar. Cevap da nedir? Ceyhan'dır. Anlaşıldı değil mi? Bakın. Çok böyle işlem hatası yapmaya müsait bir konu bu basamak kavramları falan. ÖSYM sınavlarında böyle iç içe konular içinde soruyorlar. Gerçekten ama gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi geldik en kral sorumuza. Bunu sonra sakladım tabii ki. Çok böyle yeni nesil tarzı bir soru. Şimdi burada diyor ki Mert ile Sert varmış, tamam mı? Mert ile Sert bir binanın farklı iki dairesinde oturmaktadır diyor. Binanın birinci katında daire numaraları 10'dan başlayıp 19'a kadar. Yani şu başındaki onlar basamağı kısmını kattan alıyor. Anlaşıldı mı? Mesela otele gittiğinizde de herhangi bir tatilde falan. Otelde de mesela birinci kattaki numara nedir? 101, 102, 103 böyle gidiyordur. Doğru mu? İkinci kata çıktığınızda 201, 202, 203 olur. Üçte 301, 302 olur. Anlaşıldı mı bu örnek? Birinci kattakiler de 10, 11, 12, 13 diye gidiyor. İkinci katta 20, 21, 22, 29'a kadar böyle gidiyor. Diyor ki bu numaralandırma diğer katlarda da devam ediyor. Tamam. Mert ama diyor ki Mert eninci katta oturuyor. Eninci kat dediğimiz şey bu bizim. Onlar ya da yüzler basamağımız oluyor. Doğru mu? Mesela 10. katta otursa 100, 101, 102 falan deriz.
20. katta otursa 200-201 falan deriz. Mesela 21. katta otursa 210-211-212 diyebiliriz dairesine. Buna bakacağız. Mert n'inci katta oturmaktadır ve Sert'in daire numarası n'dir diyor. Şimdi bu n'inci katta oturuyor. Bunun daire numarası n. Mert ile Sert'in daire numaraları toplamı 256 olduğuna göre diyor. Daire numaraları arasındaki fark kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. N'inci katta ve daire numarası bunu, bu n'inci katta oturuyor. Bunun daire numarası n. Şimdi ben buna öyle bir sayı vermeliyim ki n'e, n dediğimiz şeye bu hem şurayı sağlayacak, hani mesela 100 şey 10. kat dersem 100 olur, 101 olur, 102 olur, 103 olur. Biz o 101, 102 hakkında bilgi vermemiş. Onu biz kendimiz bulacağız. Toplam için mesela. Daire numarası mesela ona göre mesela 10. kat dediysek daire numarası da 10 oluyor. Tamam mı? Şimdi bizim mesela 256'ya yaklaşmamız için burada püf nokta bu 256. Bakın size denklemlerle, cartlarla, curtlarla uğraştırmıyorum. Pratik yerleri söylüyorum. Pratik noktayı kolay yoldan çözmenizi, böyle uzun soruları, paragraf şeklindeki soruları kolay yoldan çözmenizi sağlamaya çalışacağım. Şimdi 256 olması için benim zaten n'e ne vermem lazım otomatikmen? 20'li bir sayı değer vermem lazım. Doğru mu? Mantıken 20'li vermem lazım. Niye? Şimdi ben 20. kat dersem bu daire numarası ne olur Mert'in? 200'lü olur. Doğru mu? 200, 201, 202. Şimdi ben 20 dersem buraya ama burası da 20 oluyor. Şimdi bakın n'e 20 dersem ben burası 200 oluyor. Doğru mu? 201, 202 fark etmiyor. Öbürünün de daire numarası ne oluyor? 20 oluyor. Şimdi bu ikisinin topladığında cevap ne çıktı? 220 çıktı. Geçin bunu. Bir tık daha yükseltin. Mesela 210 olmaz. Doğru mu? 210 yani 21. kat dersem 210 ve 21'i toplarım. 230 olur. Olmaz. Şimdi ben n'e ne derim? Bakın n'e ben 23 versem bu Mert'in daire numarası ne olur? Mesela 230'larda olur. Doğru mu? Şurayı bilmiyorum. Sert'in daire numarası ne olur? Zaten n'e 23 verdiğim için 23 olur otomatikman. Doğru mu? Bakın arkadaşlar buradan çıkartıyoruz işte. Bakın topladığın zaman ben 256 elde etmem gerekiyor. Şimdi buraya 230 versem ben 230 ile 23 topladığımda 253 ediyor. Bize 256'yı istiyordu. O zaman 256'yı istemesi için bize 233 olması lazım. Doğru mu? Sonuçta soruda bunu vermemiş. Biz bunu kafamızdan buluyoruz. 233. Topladığım zaman neyi elde ettim? Bakın 256'yı elde ettim. Arkadaşlar bakın bu tarz böyle çözerseniz kafanızdan tam yani mantık yürüterek çözerseniz emin olun öyle denklemlerle falan uğraştığınızdan çok daha kolay, çok daha az süreyle yaparsınız bu soruları. Bakın şimdi bu Mert'in de doğru mu? Mert hangi dairede oturuyormuş? 233. Peki Sert hangi dairede oturuyormuş? 23. Bulduk. O zaman bizden ne istiyor? Arasındaki farkı istiyor. 233'ten 23'ü çıkartırsam 3'ten 3 çıktı 0, 3'ten 2 çıktı 1. 2 direkt aşağıyız. 210. Cevap Bursa oldu. Şimdi arkadaşlar gördünüz değil mi? Bakın. Hiçbir zorluğu yok. Bir dakikanın altını çözersiniz böyle yaparak. Öyle. Ya başka hocalar böyle işte yok denklem çözün yok işte burada mesela ben yazabilirdim. Sonuçta n'in ben onlar ya da yüzler basamağı olduğunu biliyorum. Nx derdim. Nx derdim ve nx ne olurdu? Ondan sonra nx'i açmakla uğraşırdım. Nx'i açardım. Üstüne daire numarası, Sert'in daire numarası n'e eklerdim. Nx artı n 256 derdim. Oradan işte n'e değer vererek yine bulmaya çalışacaktım. Ama orada da ne oluyor arkadaşlar? Nx dediğim zaman 10n artı x oluyor. Bir de n ekliyoruz Sert'in daire numarası. 11n çıkıyor oradan. 11n'i zaten yine oradan çarparak bulmanız yine denemeniz gerekiyor. Bu tarz soruda. O yüzden ben direkt kafamdan 256'ya yakın olan bir direkt 20'yi aldım. 20'de baktım 220 civarına çıkıyor. O zaman hop nereye atladım? 23'e atladım. 23'ü tahmin ettim. Aklımda mantıkla. Tamam mı? Dedim ki 23'ü ben alsam 230 ile 23'ü toplasam 253 yapıyor. Doğru mu? 230 ile 23'ü toplamında 253 yapıyorsa ben o zaman bunu 256'ya tamamlarım. 233'e 23 oldu. Doğru mudur? Sonra da ben oradan 256'yı buldum. Sonra bizden farkını istiyordu. Bunları çıkarttım. 210'un cevabı yapıştırdım. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın lütfen mantığınızı kullanın. Lütfen ezber yapmayın. Yani ben bunu bütün öğrencilerime, herkese böyle bastıra bastıra söylüyorum. Ezber yapmayın. Ezber istemiyoruz. Denklem öyle denklemlerle 10 saat uğraşmayın. İşin içinden çıkamazsınız. TYT'de soru başına düşen dakika 1 dakika. Yani imkansız bunlar sizin çözmeniz, yetiştirmeniz. Anlaşıldı mı? Ben sizlerin hızlı ve pratik çözmesini istiyorum.
Bu yüzden de bütün sorularımda ben böyle yöntemler kullanacağım. Diğer hocalardan farklı olarak. Herkesin o alışılagelmiş şeylerini kullanmayacağım. Öyle soruları çözmeyeceğim. Öyle çözümler yapmayacağım sizin için. Dediğim gibi tamamen düşüncemiz sizlersiniz. Sizin sınavları geçmeniz ve iyi sonuçlar almanız. Bugünlük video bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum.